Fakat ateist siyonistler son derece tehlikeli varlıklardır. Bunlar masonlarla iç içedir. Dünyayı birlikte yönetiyorlar ateist siyonistlerle masonlar. Ve bütün bu savaş kararlarını, bütün bu katliam kararlarını birlikte alıyorlar. Bir dünya devleti var. Yani gizli bir dünya devleti var. Ateist siyonistlerin kurduğu ve masonlarla birlikte kurdukları bir gizli dünya devleti. İşte deccaliyet dediğimiz sistem budur. Bunun başındaki kişiye deccal diyoruz, liderlerine. Evet. Deccaliyet dünyayı idare ediyor. Buna karşı da aktif olarak inananların mücadele etmesi ve birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Dindar Hristiyanlar, dindar Museviler, dindar Müslümanlar bir arada olmaları gerekiyor ve birlikte karşılık vermeleri gerekiyor bu sisteme karşı. Dünyada iki büyük güç vardır zaten. Bir Allah'a inananların yapılanması vardır ki buna İslam diyoruz. Bir de Allah'a düşman olanların yapılanması vardır. Bunu masonluk örgütler. Masonluk ateist siyonizmi kendi bünyesine almıştır. Ateist siyonizmi iç içedir. Bundan yüzyıllardan beri insanlara kan kustururlar. Ve Darwinist felsefeyi yeryüzüne çıkarttılar. Dünyada bir bela olarak insanlara sundular. Ondan bütün sapkın inançlarını daha kolay yayabildiler. Ateist siyonistlerdir hükümeti etki edenler. Bunların bir ucu Amerika'da, bir ucu İsrail'de. Bir dünya devleti var bunların. Masonların oluşturduğu bir dünya devleti var. Oraya bağlı olarak hareket ediyorlar ateist siyonistler. Yani masonlarla ateist siyonistler iç içedir. Ve o birliğin, o gücün ittifakı neticesinde bu meydana geliyor. Mesela Müslümanlar birleşmiyor ama ateistler birleşiyorlar. Ateist siyonistler şu an birleşik durumdalar. Masonlarla tam ittifak halinde. Mesela masonlar dünyadaki en organize, en iyi birbirini savunan ve koruyan gruptur. Sayıları azdır ama koskoca dünyayı yönetiyorlar. Halbuki Müslümanlar birlikte olsalar, Allah'ın emrini niye getirseler, masonlar gibi onlar da birbirine düşkün olsalar, masonlar toz duman olur. Yani yani esameleri kalmaz. Tabii fikren, yani fikren yok etmek, yoksa masonun bedenini biz yok etmek derdinde değiliz. Yanlış düşüncelerini, şeytani yönünü yok etmenin peşindeyiz.